17 Ağustos, 23 Ağustos balık burçları neler bekliyor diyorsanız balıklarda böyle şey var. Rahatlama deriz ya böyle genleşmek istersiniz. Ben de genleşiyorum. Böyle sanki vücudunuzun her yeri ağrıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ve sanki o kadar beyniniz yorgun ki algılamakta zorluk çektiğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Yani sizin kendinizle ilgili noktada vücut yorgunluğu, çok yoğun bir stresli bir hafta ve işinizle ilgili aksilikler, problemler yaşayabilirsiniz. Ama bunları siz hani vücudunuz yorgun dedim ya, sizden tek ricam siz hataya müsait bir insan değilsiniz. Akıl, kural, kendi kuralınıza göre hareket ediyorsunuz. O yüzden hataları iyileştirin. Yani siz bu hataların farkındasınız. Görmemezlikten geldiğiniz için dikkat etmenizi istiyorum. Hallederim, yaparım. Ne olacak o bir hafta diye diye biriken bir sürü dosyalarınız var. Bir sürü işleriniz var. Bunları bir hayata geçirmek için bir uyanmaya ihtiyacınız da var değerli balık burçları. O yüzden işinizle ilgili beklediğiniz yenilik olacak ama senin bu burnun hava, gökyüzünden dolanıyorum, bulutlar benim diyen efendi evreyi bırak. İşinle ilgili şu an ciddi bir ekonomide ciddi bir kriz var. Hatta pandemi patlayacak. Lütfen işine dört gözle sarıl ve hatalarını gör ve böbürlenmeyi bırak. Çünkü sen zeka küpüsün. Lakayt, balık burçlarına lakayt demiyorum. Dil sivriliği ama tatlı lakaytlikle her şeyi çözebilirsiniz. Ama balıkların da özellikle bazı balıklarda hayatımı yeniden kurmak istiyorum. Ben yeni bir düzen oturtmak istiyorum. Her şeyi baştan silmek istiyorum. An ve an meselesi. Her şey hayatınızda an ve an meselesi değişecek. Sizin gördüğünüz ve hissettiğiniz şeyi Rabbim size sunacak. Mücadelenizi, içinizdeki sezgileriniz ve dualarınızı eksik etmeyin diyorum. Evet, banka, finans ve özellikle belediyede çalışmak ya da farklı finans sektörleriyle alakalı para birim, altın, dövizde çalışan insanlarda bu hafta böyle bir gerilim, hesaplarda yanlışlık yapabilir, dikkatsizlikten paranızı sıkıntıya sokabilirsiniz. Bu hafta bunları dikkat edin diyor. İnşaat işi ve inşaatla ilgili beklediğiniz ne varsa olumluluk demişim. Hatta şöyle bir şey var. Kendi arsanızda aile arasında 5 kardeş, 3 kardeş, 2 kardeş ev yaptırmak istiyorsunuz. Bahçesi, alanı bize ait olsun diyen bazı balık burçları. Doğru bir karar verdiniz. Ve bu böyle bir yeriniz var. Hakkınız da var. Yani kardeşleri de bir araya getirmek istiyorsunuz. Doğru bir karar, hayırlı. Özellikle hafta sonu, pazar günü ya da cumartesi günü çoluğunuz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da eşinizle gideceğiniz deniz kenarında güzel bir keyif alacağınız bir hafta. Bir de şöyle bir şey var. Bu aralar ilişkilerden sınanmak değil, paradan sınanacaksınız. Hata yapmayanıza müsaitlik vermiyorum. Kendi işini yapan özellikle doktor olabilir, dişçi olabilir, ne bileyim psikolog olabilir, psikiyatrist olabilir, cerrah olabilir. İşte bu kendine yeni bir iş ve marka yaratacak. Bu doğru bir karar, yap ve para kazanacaksın diyorum. Ortaklı işi olan bazı balık burçlarında bazı hatalar düzelme, iyileşme ve yenilik dönemi demişim. Bekar olanlara evlenme teklifi alabilir ya da ilişkiniz yoksa ilişkiye başlayabilirsiniz demişim. Evli olanlara da her şey yolunda, sadece evdeki değişim, ev değişimi. Sanki üst katta oturuyorsanız bahçe katlı bir alana geçeceksiniz. Oturduğunuz alan biraz merkezin dışındaysa daha merkez bir noktaya geçeceğiniz bir karar evresinde demişim. Balıklara şey demişim. Ben yapıp başardım. Herkes başarabilir. Yani sen böyle de sen yapıp başardın. Tekrar başarabilirsin. Hataları iyileştirip yeni bir güç katabilirsin. Sağlık olarak demişim ki yanlış spordan kaynaklanan kas tutulmalarınız olabilir, boyun tutulmalarınız olabilir ve son zamanlarda saç kıran ya da saç dökülmeniz olabilir. Dikkat diyorum. Bir de bilgisayar bağımlılığı olan bazı balık burçlarına diyorum ki o gözlerini kör etmek için maşallah ne uğraştın anam. Devam et, psikolojime iyi geliyor ve mutlu oluyorum diyorsun ama bari mi en azından 3-4 saat tuvalete gitmeyi, yemek yemeyi, ayakta sohbet etmeyi, işin de bu olabilir. Ama biraz kendinin kıymetli olduğunu ve sen rahatlığı da seversin. Bu kadar bu hafta ne oldu sana böyle kitlendin? Mutlaka ihmal etme diyorum.
Ve şey demişim değerli balık burçlarına, aileniz büyüklerinde anneanne ya da babaanne kaybı olabilir, bir miras gündeme gelebilir. Bu mirasla birlikte o kayıptan sonra kardeşler ve ailede büyük bir tartışma söz konusu olacak demişim. Geri gelmesini istediğiniz biri, evet geri gelse de biçacık olmayacağını sen de biliyorsun, kendi kendine bana not almışım. 17 Ağustos depremini unutmuyorsunuz. Ölmüşlerimize gani gani Allah rahmet eylesin. Allah vatanımıza bir daha böyle bir zeval vermesin. Depremler olacak ama İstanbul'da şu an bir risk yok. Panik yapmanızı istemiyorum. Ve şey demişim değerli 17 Ağustos 23 Ağustos balık burçlarına, yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz ve sizin de duanıza demişim ki Nuh suresini okuyun. Sizin enerjinizde daha büyük bir güç oluşumu sağlanacak. Hoşça kalın, mutlu kalın.